Gel kardeşim. Siyalar yapıyor. Salça tenekesi yapıyorduk, dışarıya bağımlıydık. Heh. Amerika, İtalya, Fransa şu adam aday olsun diyordu, o oluyordu. Eşref Bitlis. Öldürenleri siz sayın bana. Sayayım, Adnan Menderes. Özal'ı da vurdular, öldüremediler. Türkiye'de Türk devletlerini kuracağım diye. Evet. Türkçe tenekesi yapamazken şimdi Yasiyan Bey. Şu anda yaptığımızı dünya konuşuyor. Türkiye'nin içindeki fitneler de bunları konuşuyor kardeşim. Bu kadar. Evet, geçinemiyoruz diyor vatandaş. Sıkıntı bu diyor. Ekonomik 10 numara. 100 liralık evin bitireni ne oldu? Niye laf konuşmuyorsun? He? Araba alamıyordun. Tofaş oldu 150 lira. 5 liraya alıyordun. Araban da para yaptı, dairen de. Hemşerim. Hiç alamayan. Hiç alamayanlar. Zaroş, bardoş, pavyonlarda çıkmıyor. Ben 48 yaşındayım. 3 tane evim var. İki tane arabam, dükkan mülkiyetim var. Çalıştım alnımın terini. Bar pavyonda geçtim. Ben ücretle çalışıyorum, alamıyorum. Nasıl olacak? Ben de şu anda 9000 iş prim yatırıyorum. Sen 5000 ile emekli oluyorsun hemşerim. Ben 9000 iş gücüyle emekli olamıyorum. 3 tane ne şartlarda aldın? Babadan anadan kalmıştı senin 3 tane. Hastaneye gidiyorum, 5 gün yatıyorum. Biz her gün çalışıyoruz. Türkiye 4-4'lük hemşerim. Gel buraya gel. Nereye gidin? Gel. Gel gel. Sen... Devlete sırtını dayamışsın, askeri ücretle keşke çalışsam şu anda. Emekli olamıyorum, 9000 iş gücü istiyor. Müşteriyi nasıl aldın? Nasıl? Anne babadan kalmış. Alnımın teriyle, alnımın teriyle. Anne. Bak, emekliye, ya. Bak görüyor musun, emekli olacağım, satmaya geldim buraya. Ya, biriktirdim bırak, de aldım. Abi, sen de barda pavyonda yiyorsun. Hadi güle güle, ben de pavyonun yüzüğümü. Gel buraya, gel gel. Kaçma gel. İşine gelmedi, gel gel. Evet, asgari ücretli miyiz abi? Evet abiciğim, ben mağlayan emekliyim. Şu anda ekstra işe gidiyorum, önümde ana çantada yelek var. Yelekte açacak maşa var, ekstra işe gidiyorum. Evet. 3 tane ev aldım diyor. Mümkün mü abi? Herkese abi, soralım. Şu devirde 3 tane ev almak abi, mümkün ya mü? Ya anneden ya babadan ya atadan kalacak ki. Ya kaçar. Zengindik, haramsız olmaz hemşerim. Kusura bakma. Çok laf. Yalansız, fazla zenginlik haramsız olmaz. Kusura bakma. O konuşuyor da bilmeyiz durumunu. Ben çiftçiyim, emekliyim. Geçen sene 3000 liraya aldıydık buğdayı biz yıl önce. Şimdi 25 bin lira. 20 torba kupra nasıl ekeceğim? Evet. Abi ya anneden ya babadan 5500 lira yaptı emekli maaşımızı. Aldığımız günü bitiyor. Evet, vatandaşın çoğu da memnun abi. Ne dersin bu duruma? Anlamadı ki. 3000 liraya aldığımız gübre 25 bin liraya çıktı. 18 bin liraya biçtirdik bir yıl önce buğdayı. Bu sene 100 bin liraya biçtirdik. Destek almıyor mu? Destek almıyor. Almıyor mu? Nasıl alıyor? Şeyli, nasıl veresetli. Ulan alıyorsun ya, konuşma herkes alıyor ya. Veresetli. Veresetliyse ona göre şeydir. Dayıcım. Dayıcım. Çalışan her zaman için malı vardır. Çalışmayan adamın malı olmaz. Şurada yer, burada yer, şimdi hükümeti kütüler. Sadece bu hükümetin ne kabahati? 600 tane milletvekili var. Bunlar ne diye 72 milyon lira maaş alıyor? Asgari ücret alsınlar. Evet. Vatandaş gibi alsınlar, bak bu memleket ne oluyor. Hepsi zibidileri doldurdular oraya, milletvekilimiz, benim vekilim. Kimin vekili onlar? Evet. Vatandaşın vekili değil mi? Vekil 72 bin lira, 100 bin lira, 10 bin, 50 bin lira, 60 bin lira alırsa bizi bu vatandaş 5 bin lira, 10 bin liraya tabii ki itiraz eder. Buna itiraz ettirmesin. O milletvekillerine desin ki asgari ücret size, gelin milletvekili olun, bakayım bir tane gidecek mi? Haraççılar, yeyler, içiler, geziler. Tek sıkıntısı bu diyorsun yani abi. Tek sıkıntı bu, 600 tane milletvekili 72 milyon lira maaş alıyor. Evet. Kimin cebinden alıyor? Vatandaşın cebinden alıyor. Senin ekonomi için ne diyorsun peki abi? Çoğu vatandaş geçinemiyor. Ya dünyada var ekonomide sıkıntı. Dünyada var. Almanya'dan biri gelsin sorun. Adam diyor geçinemiyoruz diyor. Dünyada var bu. Tamam, Türkiye'de düzelse çok çok iyi olur. Düzelir yani. Burada şimdi sabrımız yok abi. Sabretmiyorum. Lazım, bu hükümet kadar ben iyi bir hükümeti görmedim. Tamam mı kardeşim? Herkesin hakkını veriyor. İnkar ediyorlar. Yalan söylüyorlar. Yani baş altını masa gelse ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Nankörlük bu memlekette her şeyi. Adam bilmiyor neyin ne olduğunu. Diyor ki ya geçinemiyorum. Ya arkadaş ben 70 yaşındayım tam. Tam 70 yaşındayım. Ben 68'de geldim bu memlekete, çalıştım, kazandım. Teyzeciğim, vatandaşın nabzını yok diyoruz. Nasıl vaziyetler? Geçinebiliyor mu vatandaşımız? Ülkemizin gidişatı nasıl? Gayet güzel. İyi mi diyorsun? Evet, iyi diyorum. Çünkü asgari ücret şu oldu. İnsanlara Ankara'yı ver, İstanbul'u ister. İstanbul'u ver, Almanya'yı ister. Evet. Çünkü doymak bilmek bu nefsimiz. Neyi var bu ortamın? Gayet güzel. Geçinemiyoruz diyor vatandaş da. Desin vatandaşa bakma, gayet güzel geçiniyorsun. Şükür etmek lazım, şükür var arada ama biliyor musun? Evet.
Yapacak. Yani kıştayız, kar yağıyor. Vatandaş istediği gibi kombisini açıp, istediğini yiyip, istediğini gezip fazla bir yaşam sürebiliyor mu? Sürüyor, nasıl süremiyor? Süremeyenler, kendi harcamasını bilemeyene 100 milyar aylık ver yine aynıdır. Doymaz bizim insanlarımız. Evet. Gayet güzel geçiniyor. Bir oncacık emekliyle biz geçiniyorsak, 3-800 lira para alıyordum, 6000 lira oldu. Bununla bizim evimizde geçimimiz yok, gayet güzel geçiniyor. Ev sizin mi? Ev bizim. 6000 lirayla geçiyor. Geçiniyor. Bir eşiniz var herhalde, var. Karı koca. Çocuk var mı? Yok, yanımızda kimse kalmadı. Yetiyor diyorsun. Yetiyor. Herkes harcamayı bilsin. Biz de aynı. Zor durumlarda kaldığımız da oluyor, kalmadığımız da oluyor. Ama idare edeceğiz. Ne gelir elimizden bir şey değil. Gayet güzel ortam. Evet. Seçim var peki. Ne düşünüyorsunuz seçimle ilgili? O zamanı gösterir. O zamanın şartları nasıl olur bilemeyiz. Evet. Şimdi kim, gönlünüzden kim geçiyor? Var mı bir aday? Kim geçiyorsa aynı devam eder. Erdoğan devam etsin. Aynı, bence öyle. Altılı masa bir değişiklik olsa bir şans vermez misiniz? Düşünmem lazım o zamanı. Evet. Daha var seçime. Kim olsa iyi olur, şu olsa daha iyi olur dediğiniz biri hiç var mı? Kimse gelmeyince bilemem. Yani Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor, İmamoğlu'nun, Mansur tamam Yavaş'ın. Şimdi bak, başımızdakinin de anıları çok büyük. Şimdi gelen biz eski günleri de biliyor. Gayet iyi ortam ben. Benim gözümce iyi. İyi olmayan da kendi bilir değil mi? Yapacak evet. Bir şey yok. Teşekkür ederim abi, teyzeciğim. İnşallah gönlünüzü. Amcacığım buyurun, sizden de alalım. Ekonomik durumuna gayet iyi. Evet. Dünyada kriz yaşanıyor. Türkiye'de kalkınma devam ediyor Allah'a şükür. Millet işsizliğini alıyor. Sokaklarımız, caddelerimiz otomobil dolu. Evlerimiz beyaz eşya dolu. Evet. Yatırımla devam ediyor. Vatandaş geçinemiyorum diye isyan ediyor. Geçinemiyorum diye vatandaş olabilir ama geçiniyorum diyen vatandaş çok büyük ekseriyette. Yatırımla devam ediyor. Türkiye kalkındı. Cumhurbaşkanımız dünya lideri oldu. Bütün liderler ayağına geliyor. Ne yapacak belki? Evet, seçim var önümüzde. Hangileri bastın gelecek? Ekonomi herhalde, kötü diyenler mi, iyi diyenler herhalde, mi? Herhalde Cumhurbaşkanı kazanacak, AK Parti kazanacak tabii. Yani yayınladı. O zaman nasıl böyle demezler? Ya, kanal çekiminden dolayı yazın, böyle diyor. Niye demesin abi? Yayınladıkları bildiriyi okudunuz. Evet. PKK'dan bahsediyorlar mı? FETÖ'den bahsediyorlar mı? Şunu yıkacağız, şunu kapatacağız, şunu yapacağız. Neyi kapatıyorsun? Ya yenisini yap, ilave et kardeşim ya. Neyi kapatıyorsun? Evet. Kapatamazsın. Bunlar hüsrana uğrayacak inşallah. Böyle böyle tahmin ediyorum ben. Sosyal medya kanalıyız, internet kanalıyız. Vatandaşa nasıl durumlar diye soruyoruz. Teşekkür ederiz. Şükür iyiyiz. Ne olacak ki? Bundan iyisi kötü mü? Başkası gelse daha mı iyi yapacak? Evet, onu soruyoruz. Başkası gelse daha iyi olmaz mı? Olmaz yavrum. Uçağımız yapılıyor. Her şeyimiz yapılıyor. Bilmiyorum yani. Binebiliyor muyuz teyzeciğim? Bindik mi daha önce uçağa? Bindim. Evet, vatandaş binebiliyor mu? Uçaklar yapılıyor ama. Parası olan çok oğlum. Var mı diyorsun? Parası olan var. Bizler fakiriz. Yok ama bizim de gönlümüz zengin. Boş ver. Evet. Başımızdaki gitmesin. Başımızdaki giderse biz mahvoluruz. Niye? Başkası gelse mahv mı oluruz? Bakamadım. PKK'yla ortak olanlar ne olacak? Onu istiyorlar onlar. Kapat.